Kanka hoş geldiniz. Belgesel serimiz devam ediyor. Hatırlayın ilk önce Almanya'dan başladık. Sonra Amerika'ya göz attık. Daha sonra UK'in yani İngiltere'nin kanlı drill piyasasına geçtik. Ve şimdi Fransa'dayız. Daha geçen Manny Santana'nın belgeselini çıkardım. Ve bugün hepinizin beklediği Ziyak'ta sıra. Ici personne veut devoir monter. Non, dans le game ou la cité. On a vu des places grossir en un été. Et le prix des têtes grimper. Ziyak'ın kimliğiyle ilgili birçok teori var. Ama şimdiden belirteyim, bunların hiçbiri doğrulanmamış. Yani azıcık zekamızı kullanmalıyız. Çünkü Ziyak'ın yüzünü hep bir maske koruyor. Elinde de eldiven var. Yani ten rengini bile göstermiyor. Bunun bir nedeni polislerle sıkıntı yaşamamak için. Çünkü lirikleri gerçekten çok kriminal. Hatta öyle kriminal ki bazen kendi kendime dinlerken diyorum ki lan bu hayatı yaşamıyorsa bu lirikleri de yazamaz. Conservé dans la glace, y'a pas de trace, il a un talent pour as. À 15 ans, sa première fois, les grands disent qu'il a un talent pour as. Première fois qu'il ressent son cœur battre, première fois qu'il fait péter un crâne. Yani bu hayatın içinden geliyor olmalı. İkinci kimliğini gizleme nedeni hype ve PR. Birçok kişi arkasına çete alarak ve maske takarak hype yaratmaya çalıştı. Ama bence bu konuda en başarılısı Ziyak. Kısa sürede ulaştığı başarılar çok büyüktür. Örnek vermek gerekirse Millennium Official tarafından çok zor verilen bir ödül kazandı. Ayrıca Akimbo şarkısı etkileşim getiren yorumları kapatmasına rağmen şu an 17 milyon dinlenmiş. Üçüncü yüzünü saklama nedeni düşmanlarına kolay hedef olmamak için. Buna birazdan değineceğiz. Ziyak 2021 tarihinde Rasputin parçasıyla birden patlayan Fransızca bir drillci. J'ai bossé toute la nuit, je roule avec un joint qui tape. Tu vas pleurer les tiens qui jacquent. J'ai pas la recette du million, j'ai la recette du... Demin anlattığım Millennium Official ödülü ve bu şirket sayesinde Maes ile feat yapmayı başardı. Drill müziğinde yakaladığı hype bir anda dursun. Şarkılarında gerek lirik kalitesi, gerek yaptığı kelime oyunları eşi benzeri görülmemiş bir örnek. Dinleyiciyi adeta bir labirinte sokuyor. Yine de söylemem gerek ki flow'unda kullandığı stiller çok UK rap'i andırıyor. Pardon maman, pardon Dieu. Ton gars n'est pas dangereux. Il a pas besoin de faire ni de bavure. First things first, let's talk about facts and works. Your boy mash no works. Talk about guns, we on that work. Ton gars n'est pas dangereux. Your boy mash no works. Every time they get bun, we pop doors and them and run. Bildiğiniz üzerine bu maskelenme olayları da ilk UK'de başladı. Arapça kökenli kelimeleri şarkılarında sıkça araya sıkıştırdığından onun Cezayirli olduğu anlıyoruz. Ayrıca birkaç şarkılarında bunları söylüyor. Ziyak nerede yaşamaktadır? Ziyak Paris'in banyolarında olan 91 Esson'un kuzeyinde olan Corbeil-Essonne'da bulunan Les Serrettes komününde yaşamaktadır. Bölge Fransız hükümeti tarafından kırmızı bölge olarak kayıtlara geçmiştir. Bunun sebebi polis cinayetleri, gasp, silah ticaretinden çatışmalara, aklınıza ne gelebilecek bütün suçlar aktif olarak işlenmektedir. Devlet bu gibi yerlerin tam olarak kontrolünü ele almadığı için ya da terk ettiği için polislerle bölge sakinleri sık sık gerginlik yaşıyor. Bazen polisler kalabalık sebebiyle geri dönmek zorunda kalıyor, bazen de semt sakinleri. Burada İtalyan drillci Rondo'nun bir lafı aklıma geldi. Medalyanın hep iki tarafı olur. Polisler silahlısa bizler de silahlıyız. Ci sono due lati, se tu vedi sono simili. Come se sta dicendo che anche loro sono degli assassini. Bu bölgede 2021 kayıtlarına göre 105 bin suç işlendi. Kankas, bir şehirden bahsetmiyoruz. Sadece bir semtten bahsediyoruz. Ve 105 bin suç çok büyük bir sayı. Ve bu yüzden dolayı saat akşam 6'dan sonra girilmesine doğru bulunmadığı bir yer. Fransa'nın en tehlikeli ilk 10 yerlerinden birisi olarak biliniyor. Şimdi gelelim Ziyak kim teorilerine. Ziyak olarak bilinen Mike Sam kim ve neden bu teoriler dönüyor?
Mike Sam gerçek adıyla Michael Sami. 2014'te trap tarzı müzik yapan ve başarısız olan bir rapçi. Eski parçalarını bu arada her yerde bulabilirsiniz. Mike Sam eskiden Vine platformunda, şu an Freeze Corleone ve Nino gibi isimlerin prodüktörlüğünü yapan CZ ile birlikte videolar çekiyordu ve yakın arkadaşlardı. Çok çabalamasına rağmen yaptığı müziklerin dinlenmediği için ve drill rapçilerin yükselişini gördüğü için kendisinin de drill yapmaya karar verdiği söylentisi var. Mike Sam son zamanlarda drill freestyle parçasını piyasaya sürmesiydi. Mike Sam 2018'de tamamen müzik yapmayı bıraktı ve Ziyak karakterinin ortaya çıkması 2019'da oldu. Ve sesi, vokali ve birçok konuda Mike Sam Ziyak benzerliği mevcut. J'en ai marre du bloc, je vais prendre l'air, je gratte au bord de la scène. Crois-moi que le manque d'oseille et la haine nique la mer à la flemme. À la recherche de la paix, intérieur d'un plafond à plusieurs M. Şüphe 4. Lester Ateste, yani Ziyak'ın yaşadığı bölgede genelde siyahi insanlar yaşıyor. Ama Ziyak tıpkı Mike Sam gibi beyaz tenli. Bunu Double Dash şarkısında görebiliyoruz. Bu Ziyak, Mike Sam mi değil mi konusu bir kavgaya bile neden oluyor. Çünkü Laffe diye bir rapçi canlı yayında Ziyak Mike Sam olayını inceleyerek Ziyak ile dalga geçiyor ve Mike Sam'in yüzünü gösteriyor. Daha sonrasında Ziyak'ın Rasputin parçasına cevap olarak Felix Yusupov şarkısını çıkarıyor. Prens Felix Yusupov, vous avez tué Rasputin. Oui. Ve böylece Kaydüem, Laffe ve Ziyak arasında büyük bir beef başlıyor. Bon ennemi, c'est un ennemi dead. J'aime bien quand tu me suces la bite, mais je préfère. Je vois tous ces fans comme des salopes, ils peuvent venir me sucer la bite. On va rester réaliste, ma paire de chaussettes fait le prix de ses clips. Je peux lui montrer où j'habite, il viendra jamais me payer une visite. On peut se voir quand il désire, mais lui il est là, il fait le show pour le net. Et dites-moi, faut que je rassure quoi? Son plus grand rêve, c'est d'être comme moi. Il veut faire la guerre, qui ramène son père. Ah ouais, c'est vrai, il peut pas, il est dead. Felix Yusupov gerçek hayatta Rasputin'i öldüren insandı. Yani büyük bir gönderme. Bu şarkıdan sonra Ziyak bir süre sessiz kaldıktan sonra Akimbo parçasını çıkarıyor. Alors je m'assure avant qu'elle donne son cul. Je m'assure avant que ces cafards ne respirent plus. Tu vas pas m'apprendre la rue, fils de pute. Kankas, Akimbo acayip bir şarkıydı. Gerek lirikleri, gerek yarattığı atmosfer ya da klibi, kelime oyunları dört dörtlüktü. Akimbo da kendisine hippie diyen Kaydüem'e ve Laffe'ye cevap veriyor. Et notre skater de Ziyak dégaine JP et il joue au dur. Qu'il enlève son bandana et qu'il passe la queue à la caisse drogue dure. À la recherche de la paix, intérieur d'un plafond à plusieurs M. J'ai appelé deux têtes de chez Watt. Ils ont eu honte pour toi, miskin. Ils m'ont dit, lui, c'est pas un bandit, c'est juste un petit qui fait de jazz. Kaydüem, Ziyak'ın mahallesine 15 dakika uzaklıkta olan Grigny semtinde yaşamaktadır. Fransa'da ne kadar skor tutulmasa da Kaydüem'in bir tane cinayeti olduğu söyleniyor. Ve bunun videosu da var. Ziyak bu ikisine cevap olarak Fixed parçasını Kaydüem'in semtinde çekiyor. Ve bu şarkıda Kaydüem hakkında abilerini aradım, onun utanç verici biri olduğunu, sadece fake müzik yapan fake gangster olduğunu beyan ediyor. Bana sokağa öğretemezsin orospu çocuğu vesaire. Bu olaylardan birkaç ay sonra Laffe çıktığı bir reportajda Ziyak'tan özür diliyor. Nous n'est pas là pour nourrir les classes, j'ai pas envie d'en savoir plus là-dessus, mais je veux juste savoir si ça c'est des choses avec du recul, tu te dis, t'aurais peut-être pas dit. Avec du recul, je me dis, ouais, t'es tranquille, on se connaît pas, tu vois, pour le daron frère, sincèrement, tu vois, excuse-moi, tu vois, t'es, par rapport à ça, il y a... Daron saygıdeğer anlamına geliyor. Yani arkadaşlar, sana orospu çocuğu diyen birisinden özür dilemek için ya kendin acayip bir gangster olmalısın ya da arkan çok çok güçlü olmalı. Kaydüem ise Sensei ile birlikte çıkardığı Sensuret 3 parçasında Ziyak mankenine bir çocuğa ateş ettiriyor. Evet arkadaşlar, bu beef hala devam ediyor ve nasıl sonlanacağını çok merak ediyorum açıkçası. Takip edeceğiz. Kankas, belgeselimiz buydu. Şimdi her zamanki gibi sizde sıra. Ziyak hakkında düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Ziyak sizce Mike Sam mi değil mi? Ziyak Cap mi değil mi? Yorumlarda hepinizi görmek istiyorum. Ayrıca bana bu belgeselde yardımcı olan Coldest French Instagram sayfasına ve 671 Drill sayfasına çok teşekkür ediyorum. Hepiniz seviliyorsunuz. Çıktım.